Of of. Vallahi kurt gibi acıktım ha. Ben de. Midem ağzıma geldi. Kız ben dün ne içtim ya? Ne içmedin ki? Bugün ağır şeyler yeme. Esra? Hı. Senin burada ne işin var, balayında olman gerekmiyor muydu? Sen dün geceyi nereden itibaren hatırlıyorsun annem? Bir anlat bakayım bana. İşte ilk dansınızı hatırlıyorum. Hı. Ondan sonra... Kız ben şarkı söyledim. Ay ben rezil ettim değil mi kendimi? Yani. Ne diyorsun sen be? Hı. Ne diyorsun? Hasan amcanın küçük oğlu çekmiş bunu. Şaka ya. Sen dinle be. Sen dinle o iddiayı başlatan. Dek dur bir dakika. Vallahi ben değilim ya. Hem ay kız bu ben miyim? Kapa 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 şunu. İçin rahatlasın diye söylüyorum. Seray bunu hak etti. Kız hak etse ne olacak? Ay rezil oldum herkese. Ay bırak rezil olmayı, Allah Allah, Dilek. Olmuşla ölmüşe çare yok, boş geç. Tebekkeli rüyamda gördüm biliyor musunuz? Dedim sabah arayayım ben onu, bir halini hatını sorayım kadıncağızın. Yani ara aramasana da konuşabilir mi bilmiyorum. En son böyle üzerine çıkmış, ağzını yırtmaya çalışıyordun. Kenarları yırtılmış olabilir. Ay Allah beni ne yapmasın ya. Mahvettim dünün değil mi? Yok ya bırak, boş ver. Rezil edenler düşünsün. Görmek bile istemiyorum şerefsiz ama mecburum. Çünkü annemin günlüğünü almaya eve gideceğim. E işte günlüğü alırken konuşur halledersiniz değil mi? Ne halletmesi ya? Saçma mı kızım? Ben evden çıktıktan sonra boşanma işlemlerini başlatıyorum. Boşanma mı? Hı. Niye ki? Senin bayağı hafızan geriden geliyor galiba. Biz dün akşam konuşmadık mı? Boşayacağız bu adamları, avukatları da birlikte tutacağız demedik mi? Ay ne avukat tutması, ben öyle bir şey demedim. Ay ben Engin'imi seviyorum bir kere. Ben onu geri kazanmaya çalışacağım. Bana bak, sana gerilir gerilir, elimin tersi bir tane patlatırım. Kızım manyak mısın sen? Dün akşam konuştuk. Adamları boşayacağız. Bizim kimseye ihtiyacımız yok dedik. Estik gürledik. Öyle mi dedik? Öyle oldu. Ay Dile kapat, içim çıktı ağlamaktan, kapat. Kız bu en güzel yeri. Ya tamam öf, ayağa kalkacak halin yok, hala film seyrediyoruz ya. Kızlar, bizim de bu filmdeki kadınlar gibi olmamız lazım. Nasıl? Biz de mi kocalarımız mangalda pişiriyoruz? Söyleyeceğim şu an burada Alena, cinayet tasarlıyorsunuz. Tutuklamak zorunda kalırım sizi. Yok. Bak biz de güçlüyüz. Ben o kadar değilim ama siz güçlüsünüz. Kızım onlara muhtaç değiliz. Kocan seni aldattı mı? Terk mi etti? Terk mi etti? Al şunu ya. Direkçin hadi gel biz yastığa vuralım. Bak ver elini, ver. Koy elini üstüne. Ben biliyorum, tamam mı? Biz yapabiliriz bunu. Tamam mı? Yapabiliriz. 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 Hatta boşayalım onları. Boşayalım. Boşayalım anasını. Boşayalım. Boşayalım, silelim, atalım. Hayatımızdan. Devosuna gitsinler. Bu ne lan? Önce evet. Bundan başlayalım. Gel. Ne kadar makas varsa abla alalım. Başım dönüyor. Çekmeceden al. Al onu. Al oradan al. Kız kaç zaman uğraştım ben bunu provalarında. Yedirdin bana bunu. Sinir. Getir. Ver şunu. Ver. Ver al. Senin yüzünden ben bunu giydim. Bırak kızım, ben de benim yemem. Hazır mısın? Kesin kes o zaman. Kesiyoruz. Kes abi kes. 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 Şimdi kesin. Bu ne be? Ya ne yaptığımızı bilmiyorum ama biz de şarj oldum, ben bir keyif aldım. Dur buradan da biraz gidelim. Ay. Tüh tüh tüh. Ya bırak şunu Allah aşkına bırak. Ay burayı dikerim ya. Ne olacak ki? Şunun arkasına parça koyarız.
Etekleri gitmiş hep. Ama gövdesi sağlam olur mu? Olur. Ya bırak, ne olur Allah aşkına Dilek ya. Ver şunu. Tamam, ver bana sen. Ya niye vereyim ya? Gelinlik bu. Çocuklarına verirsin. Kendi gelinin falan giyer. Evladiyelik bu. Ay şartma evladiyenler. Ver dedim şunu ya. Bunun yeri çöp. Anladın mı? Yerin dibine batsın gelinliği de düğünü de. Aa! Bitti diyorum kızım. Deliyim ya. Bitti. Anlamıyor musun? Ben Cihan denen o pislik, şerefsize bir daha geri dönmeyeceğim. Sen de Engin'i görmeyeceksin. Anladın mı? Bitti. Allah Allah, öyle bitti demekle bitmiyor canım. Onca geçmiş şey varken kalemle nasıl silip atacaksın ki sen onu? Sevgi var, emek var. Onca yıllık emek yazık olsun değil mi? Bir kalemde silip atalım hepsini. Ya Allah'ını severseniz çok saçma konuşuyorsunuz ha. Ay Dilek, ne anlatıyorsun sen Allah aşkına? Kendini mi ikna etmeye çalışıyorsun? Ya kızım, adam seni sevmiyorum demiş, terk etmiş. Peşinden mi koşacaksın? Öyle değil abla o bir kere. Engin'im depresyonda. Yapma ya. Depresyonda öyle mi? Sıkayım bakayım topuğuna iki tane de o depresyondan eser kalıyor mu? Delirtme beni. Esra haklı Dilek. Sakın o öküze minnet etme bak, sakın. Ha, öküz. Çok güzel ya. Sen de fırsatını buldun, hemen göm Engin'i. Zaten hiçbir zaman sevmedin ki. Ay evet, yalan değil, hiç sevmedim. Yani hep bir içten pazarlıklı sinsinin tekiydi. Hiçbir zaman yakıştıramadım sana. Bak, çıktı sonunda. Allah aşkına, konu nereden nereye geldi ya? Doktor sen de gitme şunun üstüne. Bir dakika, bir dakika Esra. Döksün bakalım içine. At, at, dök içindekileri, dök. Ya çekineceğimi mi sanıyorsun? Adam senin hayatını sömürdü be. Sana defalarca söyledim bunu. Git çalış, kendi paranı kazan, ayakların üzerinde dur, o adamın eline bakma diye. Çok güzel ya, harika. Şimdi de beni eziyorsun. Her zamanki gibi maşallah. Bir tanem, seni düşündüğüm için söylüyorum. Yani bunu evlenirken de söylemedim mi? Yapma demedim mi? Ay gittin liseyi bitirir bitirmez hödükle evlendin. Ya ne olur artık, sıkıldım. Gerçekten şu an sıkıldım. Çok güzel ya. Harika. Maşallah zehir gibisin. Ama o çok akıllı beynin, o harika gözlerin, o muhteşem entel kocanın seni boynuzladığını bir türlü fark edemedi değil mi? En azından beni boynuzlamış adamın peşinden koşmuyorum. Çünkü herkese böyle tepeden bakıyorsun da ondan. Adamı da bezdirmişsin be. Tabii adam erkekliğini unutmuştur. Seni nasıl hatırlasın ki? Aferin sana. Bravo. Dilek, bravo.